Ölenler var, beni bırakanlar var. Toplam 43 evlilik yaptım abi ama şu an 22 tane kalmış. Ben de bir tane daha getirdim. Sonra benim o karım öldü. Ben her gün yapınca o benim ilk karımdan 2 tane oldu. O öldü, dayanamadı. İkinci karımdan 5 tane oldu. Üçüncü karımdan çok 7-8 tane oldu. Zaten benim karılarım çoğaldıkça ben her sene hamile bırakıyordum. Onar geliyordu. 10 tane karımdı. Her bir yılda 10 tane çocuk yanıyordu. Yani ben topluma böyle bir mesaj vermek istiyorum. Çünkü imkanın varsa kendine bir sürü nikah yap, evlen. Peki bütün karılarınıza yetebiliyor musunuz? Ay olan musluk gibidir. Yani bitmiyor. Yani böyle ırmak gibi sürekli akıyor ve karılarımı, sevgililerini anlatıyorum. Sevgililerimi de başka birilerini anlatıyorum. Onlar da var. Çünkü yetmiyor bana abi. Benim her şeyim çok iyi çalışıyor. Ve ben metkap gibiyim. Durmuyorum. Yani bir sürü karım var ve ben doymadığım için her gece pompa. Efendim Timide TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Tilki Berzan. Berzan Bey tam tamına 43 evlilik yapmış bir adam. Hoş geldiniz Berzan Bey. Abi hoş bulduk. Nasılsınız? Buyurun hikayenizden bahsedebilirsiniz. Sizi dinliyoruz. Ay valla ben köyden yarın geldim. Sizin programınız için geldim. İşlerim de var. Bütün hayvanların böyle yemsiz memsiz sahipsiz bıraktım. Geldim, siz çağırdınız. Siz sorun, ben cevap vereyim abi. Berzan Bey, neden 43 evlilik? Abi valla benim karım bana yetmiyor. Yani ben ilk evlendiğimde benim karım bana yetmiyordu. Çünkü ben 15 dakikada bir diyordum hadi odaya girelim, istemiyordu. Yani bir istedi, iki istedi, artık dedi ben dayanamıyorum. Sonra ben gittim bir tane daha evlendim. Ben ilk karım zaten resmi nikahtı. Diğerleri zaten hep imam nikahı yaptım. Durumumuz iyidir biliyorsunuz, benim Müslümanız bizde, yani bizim dilimiz diyor, sizin bakabiliyorsanız hepsine yetiyorsanız getirin. Benim de abi durumum iyiydi. Ben de bir tane daha getirdim. Sonra benim o karım öldü. Ben her gün yapınca ben baldızımla evlendim. Bizim orada o da bu çünkü normal, çünkü karımız ölüyor. Baldızımızı alıyoruz ya da işte biz ölüyoruz. Kardeşimiz karımızı alıyor. Bunlar çünkü normal olduğu için ben de işte baldızımı aldım. Bir tane çocuğum vardı. Dedim yani başka bir kadın bakacağına teyzesi baksın öyle. Sonra zaten arkası geldi bir... İki karıydı, bunlar da bana yetmiyordu. Sonra ben gittim yan köyde bir tane daha getirdim. O da 3 tane koca değiştirmişti. Dedim belki bu bana yeter. O da belki yani kocası yetmiyordu, 3 tane koca değiştirmiş. Dedim bu bana, baktım o da bana yetmedi. O getirdim. Şimdi ölenler var, beni bırakanlar var. Yani toplam 43 evlilik yaptım abi ama şu an 22 tane kalmış. Hepiniz aynı evde mi yaşıyorsunuz? Abi hepimiz aynı evde yaşamıyoruz. Aynı köyde yaşıyoruz. Çünkü ben köylüler artık beni istemiyordu. Orada ben gittim köyün dışında, bizim arazimiz vardı. Orada ev yaptım. Ne zaman bir karı getirdim yeni bir ev yaptım. Ne zaman yeni bir karı getirdim yeni bir ev yaptım abi. Böylelikle köy oldu. Adını Berzan Köyü koyduk. Ben kendi adımı verdim. Zaten en son evlendiğimin adı da Berzan'dı. Ve sırf onun ismi, benim ismim birbirine yakışıyor diye gittim onunla evlendim. Berzan Bey, kaç tane çocuğunuz var? Abi valla ben de bilmiyorum sayısını, bazen yani 110 ya da 15 bilmiyorum ama yani benim tabii torunlarım da oldu, onlar da hepsi köyde. Yani bilmiyorum tam olana kadar benim ilk karımdan zaten 2 tane oldu, o öldü, dayanamadı. İkinci karımdan 5 tane oldu. Üçüncü karımdan çok 7-8 tane oldu. Zaten benim karılarım çoğaldıkça ben her sene hamile bırakıyordum. Onar geliyordu. 10 tane karımdı. Her bir yılda 10 tane çocuk yanıyordu. Tek başınıza köy değil, şehir inşa etmişsiniz maşallah. Peki bütün karılarınıza yetebiliyor musunuz? Ay olan musluk gibidir. Yani bitmiyor. Yani böyle ırmak gibi sürekli akıyor ve hepsine yetiyor. Hepsi ilala ediyor. Hepsi diyor sen bugün öbürüne git. O diyor öbürüne git. Yani ben kendime o gece birine gidene kadar canım çıkıyor. Hangisine gidiyorum? Beni diğerine gönderiyor. Çünkü bir de ben yani hem doymuyorum, hem çok fazla, hem büyük, hem her şey böyle rahatsız ediyor. O yüzden ben kime gidiyorsam diyor öbürüne git. Yani hepsine yetiyorum, çok da kalıyorum. Peki bu kadar eş, bu kadar çocuk, geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Hepsine yetebiliyor musunuz? Abi bizim tarlamız var, bizim hayvanlarımız var, bizim ineklerimiz var, koyunlarımız var. Biz hepsi çalışıyor. Ben tüm karılarım çalışıyor, çocuklar çalışıyor, tarlalarda çalışıyorlar. Ben zaten hiç çalışmıyorum, onlar çalışıyor. Onlar kendi kendine ve bana bakıyorlar. Benim babamdan kalmış bir sürü tarlalar var, onlarla geçiniyoruz. Hepsine yetiyor abi. Acaba siz evlilik adı altında kendinize bir ırgat ordusu yaratmış olabilir misiniz? Tarlalarınızda çalışsın diye. Abi valla onu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Ben sadece ve sadece musluğum sürekli akıyor ve ben sadece dedim ben karı istiyorum. Çünkü bana bir tane karı yetmiyordu. 2 yaptım yetmedi, 3 yaptım yetmedi. Ben dedim ne kadar getirebiliyorsan o kadar. Benim de param, malım, mülküm olduğu için herkes kızını verdi. Kızlar geldi. Yani benimle evlendi, beni istediler. Köyün de en yakışıklı ve en böyle zengin olanı bendim. O yüzden geldiler bana. Onlar kendilerine çalışıyorlar. Bana çalışmıyor. Herkes kendi çocuklarına bakıyorlar. Herkes benim tarlalarım ama kendilerine çalışıyorlar abi. Herkes kendi çocuklarına bakıyor diyorsunuz da sizin çocuklarınız değil mi onlar? Valla hangisi benim çocuğum, hangisi benim torunum artık birbirinin içine girmiş. Benim torunlarım da evlendi. Hepsi 13-14 yaşında evlendirdik onları. Onlar da yine köyden çıkarmadık yani. Dedik herkes burada bizim yanımızda kalsın. Onlar da çocukları olmuş, onlar da büyümüş. Bazen kendi torunumu sanıyorum benim çocuğumdur. Çocuklarımın ismini bazen hatırlamıyorum yani. Ben isim koymuşum ama hatırlamıyorum. Ben şimdi 115 tane çocuk, ben ne bileyim hangisi Ahmet hangisi Mehmet, hepsine olmuşlar koymuşuz, olmuşlar koymuşuz. Onlar olduktan sonra bir daha koymuşuz, daha olmuş. Peki Berzan Bey, 2 kuma bile anlaşamazken 43 kuma nasıl anlaşıyor? Kavga çıkmıyor mu? Abi valla kavga çıkmıyor çünkü hepimiz aynı evde değiliz. Herkes kendi evinde kendi çorbasını yapıyor. Sadece benim için bazen kavga ediyorlardı. Şimdi artık benim için de kavga etmiyorlar. Yani diyorlar her gün geliyorsun sabaha kadar durmadan matkap gibi deliyorsun bizi. Gelme artık istemiyoruz. Çünkü artık onlar da çok yoruldu. Yani onlar kendi aralarında artık kardeş gibi. Kimse kimseyi şey yapmıyor. Berzan Bey bu kadar evlilik normal mi sizin oralarda? Hani 3-5 Müslümanlıktan bahsettiniz. Müslümanlık 4 taneye kadar müsaade ediyor ama siz 43 tane almışsınız. Bunlar normal mi sizin oralarda? Abi valla yani normal çünkü eğer sen bakabiliyorsan hepsine yani hem yatakta hem normalde yani yetiyorsan bu da normal şeyler. Yani bizim babam da 3 evlilikti, benim dedem de 4 evlilikti, onun babası da herkes bir sürü evlilik yapmış. Bilmiyorum ben artık kime çekmişim ben onlardan daha çok böyle çünkü ben normalde biri evleniyorum diyorum 3 ay kalıyorum. Karım beni artık istemiyor. Ben diyor sen doymuyorsun, ben yetmiyorum sana, git kendine başka birini bul. Onlar zaten benim karılarımın yarısını benim eski karılarım gitti istedi. Nasıl ilallah ettirmişseniz artık sizden kurtulmak için eşleriniz size gidip yeni bir gelin adayı buluyor. Valla demek ki dayanamıyorlar, onlar da canları tatlıdır dayanamıyorlar. Ben bu duvarı versem ama ben bu duvarı bile delerim. Onlar da dayanamıyor diyor ama gitsin kendine başka bir karı bulsun biz de ondan kurtulalım. Sonra zaten özlüyorlar da. 3 gün gitmesen 4. gün geliyor diyor gel. Köyün en yakışıklı adamı benim diyorsunuz ama Berzan Bey yani lütfen affınıza sığınıyorum ama çok böyle ahım şahım bir yakışıklılığınız da yok. Valla o sen öyle görüyorsun. Ben senden de o senin 7 tanenden de daha yakışıklıyım. O zaten köyde benim gibi kimse yok. O zaten ben yani kadınlar beni niye istiyor? Çünkü benim her şeyim çok büyük. Yani isim vermek ayıptır. Bazı şeyler söylemek ama benim her şeyim çok büyüktür. Benim her şeyim çok iyi çalışıyor. Ve ben metkap gibiyim. O kadınlar beni seviyor. İnsanlar istiyor yani. Kadınlar bir de kendi dedikodularını yapıyorlar. Kendi aralarında diyor onun kocası böyle yapmış böyle yapmış. Durmuyorum yani bir sürü karım var ve ben doymadığım için her gece pompa. O yüzden namımı herkes bütün köyde duyduğu için ben kimi istediysem geldiler. Peki matkabı duvarlar delen Berzan Bey. Çocuklarınızı okula gönderiyor musunuz? Abi valla çocukları okula göndermiyorum çünkü bizim köyde okul yok. Ve çocuklar okula yani ben de okula gitmemişim. Ben okul yazar bile değilim. Ama benim işim gücüm var yani o kadar kadın getirmişim, evlenmişim, tarlalarım var, hayvanlarım var. Onlar da babam mesleği öyle devam etsinler çünkü yani okumak da işe yaramıyor bu zamanda. Çünkü zaten bizim köyde bir 2 tane zaten sadece 2 kişi okudu. Onlar da 20 yıldır daha öğretmen olmuşlar ama daha öğretmen olmamışlar. Atanmıyorlar. Okuyup yazma bilmediğiniz o kadar belli ki 2 kişi okumuş diyorsunuz. Ve zaten bir hesap probleminiz var sanıyorum. Oranızı buranızı oynamazsanız oranızda buranızda. Abi böyle fazlalık ve o kaçınıyor yani durmuyor. Ben şimdi buradan gireyim. Hemen uçağa bineyim 2 saat sonra gideyim çünkü durmuyorum. Yani benim en son getirdiğim karıya gideceğim şimdi. Biraz çabuk onu bitsin. Çünkü durmuyor. Yani sürekli böyle kaşınıyor, durmuyor. Yoksa yani acele edin. Kaza maza olmasın burada. Nasıl kaza maza olmasın? Yani burada böyle ben çünkü dayanamıyorum. Ben böyle 2 saat eğer yapmıyorsam pompa olmuyor. Böyle damarlarım birbirine giriyor. Bir şey bana giriyor, çıkıyor, bir şey oluyor. Yani illa orada bir şey yapmadım. Burada da zaten baktım kadın da yok. Hepiniz erkeksiniz. Yani kaza olmasın, çabuk bitirelim gidelim. Allah'tan asistan kızımız bugün işe gelmedi. Peki bir psikoloğa gitmeyi düşündünüz mü? Bu rahatsızlığınızla ilgili. Evet, psikolog nedir? Sizin gibi ruh hastalarını tedavi eden bir tıp dalı. Psikiyatri ve onların doktorlarına psikolog, psikiyatr deniyor. Ya valla ben öyle bir şeye gitmedim. Psikoloğa gitsem psikoloğa da askerce. Yani hasta masa değilim. Yani köyde en sağlıklı, en çivi gibi olan tek adam benim. Beyefendi, insan sağlığı sizin o çivi gibi matkabınızla ölçülmüyor. Beyin sağlığından bahsediyoruz. Onun da beyni var. O da her gün kafasını kaldırıyor, çalışıyor, diyor bugün oraya git, bugün buraya git. Ben zaten hep onun kafasını dinliyorum. Hep onun kafasına gittiğim için zaten böyle bu kadar evlilik yaptım. Zaten şimdi ben gelmişim 47 yaşına ama hala diyorum birkaç tane daha evleneyim. Peki Berzan Bey, çocuklarımı tanıyamıyorum, torunlarımla karıştırıyorum diyorsunuz. Peki eşlerinizi tanıyabiliyor musunuz? Ay valla bazen onları da karıştırıyorum. Çünkü ben bu benim saydıklarım, benim bir tanesi zaten resmi nikah, diğerleri hepsi imam nikahı. Bir de bizim etraftaki köylerden birkaç tane de yani bu kararımı aldattığım kızlar var. Bir keresinde ben zaten gittim çeşmenin başında baktım bir tane kız. Su daldırıyor. Ben de dedim yani kız da güzeldi, ben ona baktım dedim belki bunu kendime tavlarım. Gittim dedim sen kimin kızısın, bir baktım benim karım çıktı. Babasının evine gitmişti o gün. Babasının köyündeydim. Yani karımı bile başka biri sanmıştım, onu tavladım. Sonra bir baktım eve geldim benim karımmış. Ha, bir de bu kadar evlilikten sonra karılarınızı da aldatıyorsunuz başkalarıyla. Valla yani aldatma değil yani ben çünkü bunlar bazen beni çok kızdırıyorlar. Ben de gidiyorum başka köyde 2-3 tane sevgilim var. Ben onlarla hepsini ayrı ayrı, onlar birbirinden haberi yok. Onlarla da benim ilişkim var. De ben o sevgililerimi başka yani karşı köydeki başka kızlarla da anlatıyorum. Yani karılarımı sevgililerimle anlatıyorum. Sevgililerimi de başka birileriyle anlatıyorum. Onlar da var çünkü yetmiyor bana abi. Peki Berzan Bey, toparlayacak olursak söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Abi valla ben şunu söylemek istiyorum. Yani dünyaya gelmişsiniz, kendinize her gün evlenin. Çünkü yani bu dünyada en güzel şey odur. O sadece bir tane kadın kime yetecek? Ona kimsenin dişinin kavuğuna yetmez. Herkes kendine 2 tane, 3 tane, 4 tane alsın. İmkanı varsa benim gibi çok alsın. Benim imkanım vardı, ben aldım. Yani sen de o sizi izleyen de herkese söylüyorum. Herkes kendine ne kadar karar alıyorsa o kadar şeydir. Yani daha öleceksin, gideceksin cennette, sana 70 tane huri verecekler. Sen o hurileri burada da gör, orada da gör. Zaten imam nikahı yaptığında günah değil. Eğer imkanın varsa kendine bir sürü nikah yap, evlen. Yani ben topluma böyle bir mesaj vermek istiyorum. Çünkü insanlar çok cahil gidiyorlar, sadece bir kere evleniyorlar. Yani bu cehalaktan artık kurtulsunlar. Biz bu topluma vermek istediğiniz mesajı kabul etmiyoruz. Çünkü kadınlar mal değildir. İstediğiniz gibi alamazsınız ama size öyle denk gelmiş maalesef. Yapacak bir şey yok. Valla ben başlık parasını verdim, hepsini aldım. Yani mal değil yoktur. Gidiyorsun ne kadardır? Bu kadardır. Çıkarıyorsun, veriyorsun, getiriyorsun. Peki Berzan Bey, matkabınıza sağlık. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Evet, teşekkür ederim. Buradan da ben diyorum son şunu söyleyeyim. Bir tane ben zaten benim bütün karılarım köylüdür. Bir tane de kendime şehirli bir tane karı alacağım. Belki eğer bir tane şehirli karı alırsam belki daha evlenmem son. Yani bununla kendime giden köyde yaşarım. Hani burada eğer biri evlenmek istiyorsa benimle arasın ya da size söylesin, bana söyleyin, ben kendime bir tane de şehirli almak istiyorum. Teşekkür ederim abi. Hiç sanmıyorum kimse sizinle evlenmek istesin ama neyse diyorum, susuyorum. Efendim, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.